Burada TESAK'ta olmak bizim için çok keyifli, heyecanlı. Kasım 2022'den beri her ay sürdürüyoruz. Bugün dördüncü buluşmamız yanılmıyorsam. Bu dördüncü buluşmamızda arkadaşımız Enis Çiğit adına, onun ismi adına konuşuyor olacağız. Birden eko yapınca tedirgin oldum. Geçtiğimiz ay yaşadığımız afetten dolayı burada değildik. Başlarken hepimize tekrardan başsağlığı dilemek isteriz. Bugün iki konuşma dinleyeceğiz. İlki savunma mekanizmaları konusunda, ikincisi de ikizlik konusunda. Ben şimdi Rümeysa, ilk konuşmamızı konuşmacımızı size takdim edeyim. Rümeysa Oral Yorgun var. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun. Gene aynı üniversitenin klinik psikoloji yüksek lisansından mezun. 2019 yılında temel varoluşçu analiz eğitimi tamamlıyor. Diğer yandan özel ilgi alanlarını terapi sürecinde fiziksel, ilişkisel bağlam ve çerçeve ve terapide terapistin bireyselliği gibi konular oluşturuyor. Şu anda kendisi özellikle klinikte çalışıyor. Ben sözü kendisine devrediyorum. Teşekkür ederim Atan'a. Herkese merhabalar. TESAK'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerlere ben hoş geldiniz demek istiyorum. 6 Şubat depremi sebebiyle belki bir ay gecikmeli olarak görüşebiliyoruz. Öncelikle ben de hepinize çok geçmiş olsun demek istiyorum. Çok zor günlerden geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde belki hızlıca inisiyatif alarak, belki bu belirsizlikler içerisinde biraz daha süreci bir şeyleri belirleştirmeye çalışan TESAK ve Felsefe Sanat Psikanaliz ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Batuhan'la birlikte buradayız. Batuhan'ın konuşması için ayrıca çok heyecanlıyım. Ben de bugün biraz size birey ruh sağlığındaki savunmadan, savunma işlevinden, hatta savunma işlevi kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Aslında bir soruyla da başlamak istiyorum. Mesela savunma deyince aklınıza neler geliyor? Belki orta hayatımıza gerek yok ama bir düşünebiliriz belki savunma deyince. Ben size sizi düşüneyim. Ben savunma deyince aklıma aslında savunma sanatları geliyor, karate geliyor, jiu-jitsu geliyor örneğin. Yani. Çünkü ne alaka? Hani analizle, terapiyle ne ilgisi var bunların gibi. Ama belki birlikte savunmanın kelime anlamına bakabiliriz. TDK'da yani Türkçe maliyle savunma, savunmak eylemi, saldırıya belki karşı koyma. İkinci anlamında bir kimseyi eylemi ya da düşünceyi haklı, doğru göstermek amacıyla yazılan yazı ya da yapılan konuşma. Belki üçüncü terimi bir takımın oyun süresince kalesini korumak için gösterdiği çaba. Ve son olarak askerlik terimi bir askeri birliği bu iş için seçilmiş bir alanda düşmanın saldırılarını başarısızlığa uğratmak amacıyla yaptığı eylem şeklinde belirtmişler. Ben bu anlamların hepsini bir kaba koyduğumda aslında hepsi aynı şeyi söylüyor gibi duyuyorum. Bir düşman var, bir saldırı var ve ona karşı yapılan bir hamle gibi savunma sanki. Askeri anlamı üzerinden bugün biraz daha ilerleyeceğim. Çünkü zaten hepsi aynı yere gidiyor gibi. Ama özellikle askeri anlamı ortaya koymamın sebebi Freud'un da askeri terimleri seviyor olması ve teorisinde de çokça sıkça yer veriyor olması. Peki Freud neye savunma dedi ve buna niye savunma dedi? Niye adlandırdı bu şekilde? Biraz ona bakalım. Nancy McWilliams bunun iki sebebi olabileceğini söylüyor. Birincisi bunlardan Freud'un askeri mecazları çok seviyor olması. Psikanalizi şüpheci bir kitleye kabul edilecek ve çekici gelecek şekilde açıklamaya çalışırken eğitim amaçlı olarak sık sık karşılaştırmalar yapıyor ve psikolojik süreçleri askeri taktiklerle, askeri amaçlarla çok yönlü savaşlar uğruna yapılan seçimler ve tavizlerle karşılaştırıyor. Bunlardan belki ikincisi ise bugün savunma olarak adlandırdığımız bu süreçleri en çarpıcı ve akılda kalıcı örnekleriyle en öncelikle belki bastırma ve konversiyon olmak üzere Freud ilk karşılaştığında bu süreçlerin işleyişini tam da savunma işlevini gerçekleştirirken görüyor. İlk etkilendiği ve çoğunluğu histerik olan duygusal sıkıntı içindeki kişiler
dayanılmaz bir acı vereceğinden korktukları deneyimleri yeniden yaşantılmaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de genel işleyişlerinden çok büyük bir bedel ödediklerini gözlemliyor Freud. Bu kişilerin korktukları, aşırı yoğun duyguları tam olarak hissetmeleri sonuç itibariyle daha iyi olacak diyor. Çünkü böylece dürtü teorisine göre halen kullanılamaz durumdaki ve hayatlarını daha iyi sürdürme çabalarında kullanılabilecek olan enerjileri böylelikle serbest bırakabilecekler. Bu anlamda savunmaların ilk bağlamına dair şunu söyleyebiliriz. Terapistin, analistin görevinin bu savunmaların gücünü azaltmak olarak görüldüğü bir bağlam ilk ortaya atıldığında. Yani savunmalar geliştirilmesi gereken süreçler. Çünkü tehdit geçse de, yani düşman artık orada olmasa da hala kullanılıyor olabilirler ya da gevşetildiğinde düşmanla tam anlamıyla yüzleşme içeriği olabilir. Freud'un bağlamına belki biraz daha girebilmek için bir alıntıyla belki devam edebiliriz. Savunmaya yönelik normal bir eğilim vardır. Psişik enerjiyi hoşnutsuzlukla sonuçlanacak şekilde yönlendirmeye isteksizlik. Psişik mekanizmanın en temel koşullarıyla, yani sabitlik yasasıyla bağlantılı olan bu eğilim, algılar karşısında bunlar dikkati zorunlu kıldıklarından işe koşulamazlar. Bu eğilim yalnızca anılar ve düşüncelerde söz konusudur. Yani psişik enerji sonucunda olumsuz bir durumla, bir hisle, bir düşünceyle kalacaksa, onun önüne geçtiğimiz bir düzenek gibi, işlem kapasitesi gibi aslında savunmalar. Freud bazı savunmalardan belki direkt olarak, bazılarından ise daha dolaylı yoldan bahsetmiş. Örneğin, bastırmayı hazla karşı hassızlık durumuna bir tepki olarak kullanıldığını, belki karşı tepki oluşturmayı da suçluluğa karşı olan bir düzenek olabileceğini söylemiş. Yani özetle olumsuz bir sonucu, hatta dayanılmaz olan olumsuz bir sonucu bir nebze de olsa dayanılabilir kılan bir düzenekten bahsediyoruz. Örneğin suçluluk o kadar yoğun hissediliyor ki bir nebze de olsa rahatlatılmasının bile belki ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliriz. Bu rahatlatmayı da ayrıca sadece tek bir şekilde yapmak zorunda değiliz. Bu belki görmüş olduğunuz tabloda suçluluk için hem karşı tepki oluşturma hem de yansıtma var. Nasıl seçildiyse peki ne oluyor da ben hangisi savunmayla buna karşılık veriyorum bu düşmana, tehdide? Biraz daha belki kişisel ve ailesel tarihçeyle ilgili nasıl seçildi? Bireyler farklı stresörler karşısında aynı savunmaları kullanma eğiliminde olsalar da savunmalar o sırada aktif olan güdülerin veya çatışmaların ve kişinin ruh hali ve kaygı düzeyinin bir fonksiyon olarak değişebiliyor. Buna ek olarak savunma işleyişinde ve işleyişiyle hem zamanda bir rahatlatma yapılabiliyor hem de içerikte bir rahatlatma yapılabiliyor. Savunmalardan belki bahsederken Anna Freud'dan belki bahsetmek olmaz. Anna Freud, Freud'un attığı tohumları alıp biraz daha geliştiriyor, suluyor, düzenliyor ve isimlendiriyor. Anna Freud diyor ki, Freud'un savunma süreçleriyle ilgili çalışması id analizinde, yani bilinç dışında incelenerek anlaşılabileceğini söylüyor ve Anna Freud buna karşı çıkıyor ve diyor ki, savunmaların sadece bilinç dışında incelenmesi yeterli olmayacağını söylüyor ve buna ek olarak ben analizinde, yani bilinçte de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. İd analizi rüyaları, sürçmeleri vesaire farkında olunmayan süreçleri incelerken belki ben analizinde incelenmediğinde yetersiz kalabileceğini söylüyor. Çünkü savunmalar bilinç dışında işleme koyulsa bile bilinçte de karşılığını buluyor. Yani bu savunmaların gevşetilmesi, anlaşılabilmesi için benlikte, yani bilinçte ele alınması gerektiğini söylüyor. Yani burada hala bağlantılı olarak savunmalar gevşetilmesi gerekiyor. Freud diyor ki bunu id analiziyle yapalım. Anna Freud da diyor ki bunu bilinçte de ele almamız gerekiyor. Peki, biraz savunmanın nasıl bir işlem olduğuna birazcık baktık. Şimdi de neye savunma diyoruz?
hangi savunma neye hizmet ediyor, hangi savunmalar normalken, hangileri patolojik, biraz onlara da bakalım. İlk olarak aslında her şey savunma olabilir ve her şey savunma sürecini gerektirebilir. Benim için bir derste örneğin düşük almak, dayanılmaz bir acı diyeceğim ama şimdilik, dayanılmaz bir acı yaratıyorsa ya zaten fazla çalışmamıştım ya da hoca çok insafsız davranmıştı diyebilirim. Bir sürü başka şey daha da diyebilirim tabii ki. Veya partnerim benden ayrıldıysa ve bununla baş etmek çok zorlayıcıysa, zaten benim için uygun bir aday değildi ya da ben de zaten ayrılacaktım diyebilirim. Peki bunları demek sağlıklı mı? Duruma göre değişir ve belki şiddetine göre değişir sanırım. Bir sürü teorisyen belki savunmalar üzerinde çalışmış, onları kategorize etmek için uğraşlarda bulunmuştu. Onlar gibi Weiland da savunma işlevlerini kategorize etmiş ve savunmaları 4 kategoriye ayırmış. 4 kademeye. Belki bunlara bakmadan önce yine savunma işlevi ne demek? Savunma işlevi kapasitesi belki daha doğru bir terim. Bunu tanımlayalım. Savunma işlevi kapasitesi bireyin güdüleri, duyguları, dürtüleri, çatışmaları, anıları, düşünceleri ve belki diğer potansiyel olarak kaygıyla ilgili içsel deneyimlerini yönetme girişiminin yanı sıra bireyin dışsal meydan okuma, yine burada bir tehdit var, veya kendine yönelik tehditten kaynaklanan kaygıya verdiği tepkiyi vurgular. Bu alandaki yüksek işlevsellik, savunma alanındaki kişinin gerçeklikte minimum bozulma ile savunmaları etkili bir şekilde kullanması anlamına gelir. Daha düşük işlevsellik ise daha fazla bozulma ile daha az uyarlanabilir savunmaların kullanılmasını içerir. Tekrar ediyorum. Savunmalar iç veya dış stres faktörlerine ve duygusal çatışmalara karşı otomatik psikolojik tepkilerdir. Bireyi aşırı kaygıya karşı korur, çeşitli istekleri, duygulanımları, fikirleri, anıları ve diğer içsel deneyimleri yönetir ve dış dünyaya uyum sağlar. Kısmen veya tamamen farkında olmadan ortaya çıkar savunmalar ve bilinçli başa çıkma stratejileriyle örtüşür. Bu anlamda Anna Freud'un savunmaları bilinçte, yani benlikte ya da ego analizinde de ele alma önerisi bana mantıklı geliyor. Şimdi Weiland'a geri dönüyorum. 4 kademe demiştik. İlk kademede inkar, yansıtma gibi belki patolojik savunmalar. İkinci kademede olgunlaşmamış savunmalar var. Mesela burada pasif agresyonu savunma olarak ele alınıyor. Üçüncü kademede nevrotik savunmalar ve son kademe olgun savunmalar olarak ayrılmış. Burada da mesela mizah var savunma olarak ele alınmış. Dediğim gibi birçok tepki savunma olabilir ve birçok şekilde kategorize edilebilir. Örneğin farklı bir kategorizasyon basit veya kompleks savunma veya uyumlu veya uyumsuz savunma, ilkel veya üst düzey savunma veya bunların dışında daha spesifik savunmalar da var. Örneğin narsistik savunma, şizoid savunma, disosiyatif savunma gibi veya daha farklı bir kategorizasyon psikotik savunma, sınır düzeyi, nevrotik ve sağlıklı savunmalar gibi bir sürü kategori mevcut. Bunların birisi bir diğerini çoğunlukla dışlamıyor. Sadece savunma işlevini anlamlandırmak için farklı yollar sunuyor. Bu farklı kategorilerle kişinin, bireyin ruhsallığını daha derinlemesine anlamlandırmak aslında amaçlanıyor. İkili ayrımlar çoğunlukla gelişimsel düzeydeki işlevselliğe ve hangi gelişim düzeyine karşılık geldiğine bakılarak kategorize ediliyor. Bu yüzden birisi ilkel, belki birisi üst düzey oluyor. Bunu belki yine nesnetliğinizden ilerleyerek biraz daha açmak istiyorum. Savunmanın nasıl bir şey olduğunu, belki neye yaradığını biraz açtım. Belki kategorisel ayrımlara bakabiliriz. Bilişsel, davranışsal ve duygulamasal boyutları iç içe geçirerek bireyde kapsamlı ve ayrıştırılmış şekilde ilerleyen süreçlere bilinci ya da ilkel ya da gelişmemiş savunma süreçleri diyoruz. Gelişmiş ikinci ya da üst düzey olanlar ise duygu, düşünce, duyum, davranış süreçlerinin bir değişim, dönüşüm yapıyorlar. Bunun tek bir
tanesinde, yani sadece duygulu ya da sadece düşüncede olmasına gerek de yok. Birinde veya birkaçında aynı anda da olabiliyor değişim ve dönüşümler. Buna ek olarak bir savunma bulduk diyelim. Ben bunu şöyle yapıyorum. Peki bu savunma birincil mi, gelişmemiş mi, ilkel mi ya da üst düzey mi, gelişmiş mi, ikincil mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Belki birincil, ilkel kabul edilen savunmalar dil öncesi dönemde iki şekilde bağlantılı olması gerekiyor. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Bunlardan ilki, gerçeklik ilkesinin kazanılmamış olması. İkincisi ise kendilik dışında kalan kişilerin ayrılığının ve sabitliğinin anlaşılmamış olması. Yani bir bebek hayal edebiliriz burada. Gerçeklik ilkesi henüz yok. Ve belki ben nerede başlıyorum, bitiyorum o henüz anlamıyor. Basitçe ilkel savunmalar diye adlandırılan savunmaların aslında bebeğin dünyayı algılamakta doğal olarak kullandığını inandığımız yollardır diyebiliriz. Örneğin, inkar savunması bastırma savunmasına göre daha ilkel bir sürecin işareti olarak düşünülür. Bir şeyin bastırılması için önce bir şekilde bilinmiş olması ve daha sonrasında bilinç dışına gönderilmiş olması gerekir. İnkar ise anlık olarak işleyen ve rasyonel olmayan bir süreçtir. Sıkıntı verici bir şeye örneğin böyle bir şey olmuyor diyerek baş etmeye çalışmak, böyle bir şey oldu ama çok acı verdiği için bunu unutacağım diyerek baş etmeye çalışmak da daha sihirli bir yol, daha bebeksi bir yol belki. O yüzden tabloda da görebileceğiniz üzere inkar ilkel bir savunma süreciyken bastırma üst düzey bir savunma olarak ele alıyoruz. Benzer şekilde bölünme adıyla bilinen savunma mekanizması ilkel olarak görülür. Çünkü bu savunmanın çocuğun, bebeğin nesne sabitliğini geliştirdiği dönemin öncesindeki dönemden kaynaklandığına inanılır. Bölünme savunmasında kişi deneyimlerini belirsizlik ve çift değerlilik olasılıklarına hiç yer vermeyecek şekilde tamamen iyi ve tamamen kötü kategorilerine ayırmaktadır. Örneğin bebeğin doygunluk halindeyken anneye ilişkin algısı tümüyle iyi bir anne olduğudur. Engellenme halindeyken ise aynı annenin varlığına ilişkin algısı tümüyle kötü bir anne olarak deneyimlendiği düşünülür. Hem doygunluğun hem de engellenme hallerinde yanındaki kişinin varlığı bazen iyi, bazen de kötü olarak yaşanılan kişinin aynı anne olduğu gerçeğini bebeğin değerlendirilecek noktaya kadar olgunlaşmasının öncesindeki dönemde her deneyimin topyekün diğerinden kopuk ve tanımlayıcı bir niteliği olduğunu varsayıyoruz. Öte yandan akılcılaştırma gibi bir olgun işte savunma üst düzey olarak kabul ediliyor. Çünkü bu savunma kişinin bir duyguyu doğrulayan makul açıklamalar yapabilmesi için bazı gelişmiş sözel becerileri, düşünsel becerileri ve de gerçekliğe daha iyi düzeyde bir uyumu gerektiriyor. Belki fark etmişsinizdir. Buradaki kategorilerde bazen birbirini dışlamazken bazen de birbirleriyle çelişiyor. Çünkü savunmalar aslında sürekli yerleri değişebiliyor ve evrim halinde olarak bulunuyorlar. Tüm bu kategorilere bir ekten daha bahsetmek istiyorum. Zaten bir sürü kategori vardı ama bir tane daha bahsedeceğim. Bazı savunma süreçleri aslında hem ilkel hem de daha olgun biçimlere sahip olarak görülebiliyor. Tabloda örneğin yansıtmayı her iki tarafta da görebiliyorsunuz. Ya da bazı savunmaların başında ilkel olduğu ayrıca belirtilmiş. Çünkü bunların, bence sadece bunların birçoğunu, aynı zamanda üst düzey olabilme ihtimalleri de var. Yani bebeğin doğal olarak verdiği tepkileri yetişkinlikte de görebiliriz. Ama bu sadece bebekle ilgili olan bir kısımda değil, daha üst düzey sözel olarak ifade edebildiğimiz kısmını da içerebilmekte. Örneğin, idealizasyon, başka bir kişinin mükemmel olduğuna ilişkin sorgusuz sualsiz ve tapınırcasına yaşanan bir kanıya işaret edebilir. İlkel veya bir kişinin sınırlılıkları kabul edilse bile özel veya üstün olduğuna ilişkin
inceden inceye ve sessizce yaşanan bir duyguya gönderme yapılabilir. Daha üst düzey bu da. Geri çekilme örneği, psikotik bir zihin durumu tercih edilerek gerçeklikten tümüyle vazgeçmeye ilkel veya stresle hayal kurarak baş etmeye yönelik hafif bir eğilime gönderme yapabilir. Bu da üst düzey. Analitik düşünürler önemli bir patoloji göstersek de göstermesek de savunma süreçlerinin hepimizin içinde varlıklarını sürdürdüğünü varsayar. Dil öncesi, gerçeklik ilkesi öncesi, nesne sabitliği öncesi süreçler her birimizin psikolojik dünyasının üstünde kurduğu temellerdir. Bu süreçler kişi daha olgun psikolojik beceriler geliştirememişse veya bu savunmalar başka kullanılması mümkün savunmaları devre dışı bırakacak düzeyde sürekli olarak kullanılırsa ancak bir sorun haline gelirler. Tam da belki bu noktada konuşmanın başına dönmek istiyorum. Hemen konuşmanın başındaki soruya referans vererek belki şunu söylemek isterim. Ruhsal bir tehdide karşı yapılan bir karate, bir jujutsu belki savunmalar. Yani benim için en azından öyleydi. Sizin aklınıza ne geldi? Belki o tam da ruhsal karşılığı. Ama buradaki herkes belirli deneyimlerini inkar eder veya iki kısma bölebilir. Buradaki herkesin tüm güçlü yönelişleri olabilir, hatta vardır. Çoğumuz belki bu tepkilerin yanı sıra kaygıyı karşılamamızda ve karmaşık ve tedirgin edici gerçekliği sindirmemizde yardımcı olacak daha gelişmiş başka mekanizmalar da kullanırız. Bugün bu bahsettiğimiz savunmalardan bazılarını denemek çok isterdim ancak süremiz kısıtlı. Ama ondan da evvel bu süreçleri belki ezberle öğrenmek yerine ne işe yaradıklarını, bireyle nasıl karşılık bulduğunu, bir savunmanın neleri değiştirdiğini, nelerle baş etmeye yardımcı olduğunu anlatmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum ve onların üzerine daha fazlaca durmak istedim. Toparlamam gerekirse, savunma işleyiş kapasitesine artık ihtiyaç duyulmadığı halde kullanılmaya devam edilmesi veya bu işlevlerin hiç kullanılmaması, kullanılamaması veya sürekli kullanılır olması aslında sıkıntı yaratan durumdur. Bir şekilde tehdit varsa o savunulur ve savunmaların normal insan psikolojisinin önemli bir parçası ve büyük bir yardımcısıdır. Yani savunmaların işlemesi, savunmaları işleme kapasitesinin olması direkt olarak patolojik değildir. Yani Freud'un, Anna Freud'un ilk etapta geliştirilmesi gereken süreçler olarak bahsettiği savunmalara belki bu noktada her zaman o şekilde bakmıyoruz. Çünkü bunlar aslında gelişimsel olarak sağlıklı olabilen de süreçlerdir. Örneğin herhangi bir ruhsal acıyla, X bir savunmayla baş eden birisini analizde veya terapide gördüğümüzde savunmalarını gevşetmek ilk hedefimiz olmayabilir. Çünkü bazen o acıya sadece o savunmayla dayandığını gözlemleriz. Böyle durumlarda uzun çalışmalar sonucu bazen belki savunmalar gevşetilebilir. Bu o dayanılmaz acıya karşı tek çözüm olan savunmanın yerine veya ona ek olarak onu destekleyecek başka yardımcıların da olmasıyla mümkün olabilir. Ve belki sözlerimi Fevron'un bir alıntısıyla bitirmek istiyorum. Zaten ruhsal yaşamımız ancak bütünüyle maskelendiğinde yaşamda kalmamıza olanak tanır. Savunmalar birer yalandır, yalanlar aldatmacadır. Her an bir anevrizma yaratılması geçirebileceğimizi, menenjitten tutun kalp krizine, kansere kadar başımıza gelebilecek türlü türlü şanssızlıkları düşünürsek yatağa yatar kalkamayız. Bu nedenle tüm güçlülükle, yatsıtmayla kendimizi savunuruz. Bunların belli bir karışımı yaşamamızı, akşama ravioli yiyeceğimizi düşünerek mutlu olmamızı sağlar. Teşekkür ederim. Tekrardan merhabalar. Önce giriş seminerlerinin ikinci kısmına hoş geldiniz. Şimdi o zaman üçüncü deneyince
Başlamadan önce Batuhan'ın konuşmak isterim. Batuhan Saç, 2017'de İstanbul Ali Üniversitesi'nden mezun oldu. Aziz Sancar, Deneysel Tıp Enstitüsü'nde sinir bilim, özel öğrencilik yaptı. Sonrasında da Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015'ten bu yana çeşitli dergilerde çalışan Batuhan Saç, eş zamanlı olarak 2018 yılında İthaki Yayınları'ndan çıkan Psikomitoloji kitabının, 2020'de çıkan 29 adlı hikaye kitabının ve 2021 yılında çıkan Şiir Ölüyor mu kitabının eş yazarlarındandır. 2019'dan bu yana Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çalışmakta olup, yine 2019 yılından bu yana felsefe sanat psikanaliz mensubu, terapist olarak çalışmaktadır. Sözü Batuhan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu çalışmayı ilk defa sunacağım. Çok iyi bildiğimi düşünmediğim bir çalışma. Öncelikle öyle söyleyeyim. Bazı noktalarda radikal ama genelde eksiği gidiği olan bir çalışma olacak. Adı üstünde bir taslak en başta. Bir süredir ikizlik hakkında çalışıyorum ve iki sene oldu ya. İkizlik konusunda çalıştığımız bir derste Zeynep Atbaşoğlu, aynı zamanda İskender Savaşı'nın kuzeni, psikiyatr, şöyle sormuştu bana, ben böyle serzenişte bulunuyordum. Yarı ağlar biçimde. Demişti ki, yani bir minority'den mi bahsediyorsun? İkizlik dediğin senin bir azınlık gruptan mı bahsediyorsun? Ben de gerçekten öyle hissediyordum ve evet demiştim. Yani ikizlik dediğimizde tam da azınlık tecrübesine yakın bir tecrübeden bahsediyoruz ve ben de öyle anlatmayı tercih ediyorum demiştim. Tek başına doğanların dünyası diye bir dünya var. Bir ikiz tarafından bakılınca tek başına doğanların dünyasında asimile olan bir grup gibi geliyor bana ikizlik. Dolayısıyla buradaki çalışmama bir ya da işlerimi bir hamilik, abilik, ikizliği kayırma, kollama gibi bir pozisyonda görüyorum, öyle söyleyeyim en başta. Mesela çift olarak doğmak da en başta çift olarak doğmak, yani en önemli farklardan birini şu konuda mutabık olacağımızı düşünüyorum. Mesela cinsellik üzerine 3 denemede kadın cinselliği bölümünde kadınların Oidipus öncesi cinsel yaşamını anlatırken Freud ilk nesnenin, çocukların ilk nesnesinin anne olduğunu söyler. Dolayısıyla aslında şunu söylemeye çalışıyor bu azınlık dediğim şey. Gerçekten böyle. Yani ikiz çocukların ilk nesnesi annesi mi? Bu tabii ki tüm birikimi yıkmıyor ama bir şerh düşeceğine inanıyorum. Böyle söyleyeyim. Yani ya da nasıl bir şey olduğunu sorulması gerekiyor. İkiz, ben bugün ikizlikten bahsedeceğim ama hani 300'lük, 400'lük bunlar başka. O da başka bir problem. Özetle şunu söyleyeyim. Yani psikanalistlerin yaşamın ilk evresine bu kadar bir yatırımı varken ikizler de çoklu doğuma dair tek başına doğanların ezberleriyle konuşmasına bir itiraz. Hamilik dediğim bu aslında. Şimdi başlarken bir şarkıyla başlayacağım. Ben söylemeyeceğim. YouTube'dan açacağım. Yani biraz uzun, 6,5 dakika. Ben 4. dakikaya yakın bir yerden açacağım size şarkıyı. 5,5. dakikadan sonra duygunun nasıl değiştiğini duymanızı istiyorum. Sonrasında bu şarkının ne olduğunu, hikayesini size anlatacağım. Şarkı Scott Walker'ın Jesse şarkısı. Dediğim gibi yarıdan başlatacağım. Thank you.
Bilmiyorum size nasıl geldi ama böyle bir korku filmi havasıyla başlıyor. Bu Elvis Presley'in doğum sırasında ölen ikisi için yazılan bir parça. Çok ürpertici, korkutucu. En son ses de çok acıklı yani. Bana öyle geliyor. Kabus gibi bir parça. Senelerce bir arkadaşıma dinletmiştim, ilk dinlediğimde 200 sene önce. O şöyle demişti, ben bunu tek başıma dinleyemezdim demiş. Verdiği tepki harika tabii çünkü ikizliğe dair tüm materyal, edebiyat ya da sinema şuna çağırıyor gibi. İnsanları tek başına izlememeye çağırıyor gibi. Yani tek başına olmamaya davet eden materyaller sunuyor literatüre, ikizlik hakkındaki hikayeler. Şimdi bugün Gılgamış'ı anlatacağım sizlere, Gılgamış ve Enkidu'nun hikayesini anlatacağım. Enkidu öldüğünde benzer sesi Gılgamış'tan da duyacaksınız. Bilmiyorum, okuyanlar vardır diye düşünüyorum. Bu sesin aynısı Gılgamış'ta da var. Bu ağıtın aynısı. Ve Enkidu ve Gılgamış'a bir kavram önerisi sunmak üzere gösteriyor olacağım. Bu benim kavram önerisi çalışmalarımın İlki, Gılgamış ve Enkidu örneği. İkincisi, Tevrat'ta Yakup ve Esav ikizler. Üçüncüsü, Shakespeare ve onun daha liseden beri okuduğunu bildiğimiz Plautus'un eserlerinde doğrudan ikiz örnekler var ve yani burada detaylı anlatmayayım. Mesela Plautus bir köle efendi koyuyor ortaya. Biri ikiz, biri herhangi bir köle. Shakespeare aynı örneği alıyor. İki tane efendi ikisi koyuyor. Bir de üvey ikiz köleler ediniyorlar. Yani çok ilginç hikayeler var ikizlik bağlamında. Hani buraya girmeyeyim. Birazcık da karışık olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların yanında ikizlik hikayelerine, ikiz hikayelerine klinikte baktığımızda ki benim için şeyde afişte de ya da tanıtımda da bir sezgi boyutunda olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle bir pozisyon alma görüyoruz. Böyle dediğim şeyi zaten açacağım çalışma boyunca. Ve diğer yandan köle ve efendi ikizi Dorothy Burlingham'ın çocuk gözlemi çalışmalarında da görüyoruz. Felsefik Sanat Psikanalizi'nin 3. sayısını dergide çevirmiştik. Orada da aktif ve pasif ikiz olarak adlandırılıyor. Şimdi buraya kadar aynı sayfadaysak Gılgamış'a geçeceğim. Beni Gılgamış çalışmaya yönlendiren şey tabii bu mektup oldu. Freud 13 Ekim 1911'de Jung'a destanlardaki çift motiflerin çok dikkat çekici olduğunu söylüyor. Bahsettiği bu çiftler bir asimetriye sahip. Mesela bazı görevler birisi daha iyi, bazı görevlerde birisi daha kötü. Zayıf tırnak içerisinde. Bu tiplemenin son büyük örneğinin Don Quixote ve Sancho Panza olduğunu söylüyor Freud. Aynı zamanda bu eşitsiz kardeş motifine Romulus Romulus örneği gösteriyor. Buna kadim canciğer örnekler diyor Freud ya da çevirmen öyle çeviriyor. Ve bunların güç dengesi hakkında konuşuyor. Çift motiflerinde kardeşlik ve ikizlikten bahsediyor. Aynı anneden birlikte doğmak asıl buradaki mesele. Ve çok ilginç bir şekilde Freud tek bir cümlede yani
yüzyıllar boyuncaki birikimi taşır bir cümle kuruyor. Ya bu çok benim tüylerim diken diken ediyor. Enkidu Gilgamesh'in plasentasıdır diyor. Şu aşağıdaki yer. Enkidu'nun Gilgamesh'in plasentası olduğu bilgisiyle sizi şaşırtmak istemiyor. Ve sadece bu cümlesi üzerine, yani bugün konuşacağız. Başka bir şey değil. Ve onun bir tekrarı minvalinde olacak. Ama Freud'un söylediği biraz daha karikatürize gerek gözüküyor. Ona Lacan'ın ikinci seminerde köle ve efendi hakkında söylediğini birazcık ekleyerek ilerleyeceğim. Freud Enkidu Gilgamesh'in plasentası olarak görüyor. Yani diyor ki Enkidu Gilgamesh'in kölesidir. Köle, hizmetçi, yardımcı demek. Onun yoldaşı demek. Yani hikayeyi okursanız Enkidu'nun yol açtığını ya da açılan yola eşlik ettiğini görüyorsunuz. Gerekirse kendinden feda ettiğini görüyorsunuz. Yani köle, değil mi? Efendinin esiridir, onun rehinesidir. Burada Levinas okuyanlar varsa eğer, Enkidu'yu Gilgamesh'in rehinesi olarak tanımlayıp buradan bir başka çalışma yapabilir. Şimdi şöyle güzel bir etimoloji bağlantı var. Şurayı çok köşeye yazdım, görebilirsiniz. O Farsça, kölenin Farsçası. Kölenin Farsçasını bilen mi? Kölenin Farsçası piç. Ve Nişanyan sözlükten aktarıyorum. Farsça sözlükte piçin anlamı da bükülüm. Yani köle eğilen, bükülen, kıvrılan kişi, değil mi? Bir şeyi ona göre yapar, efendisine göre. Ve bu arada cidden Enkidu'nun piç olduğunu göreceğiz. Anası babası da yok. Kim olduğu da belli değil. Bilgeminsun onu Gilgamesh'in oblalarından sayıyor. Obla da ona ne denir? Hayatını bağışlayan böyle. Yani kilise hayatına, kendi hayatını, kilise yaşamına kendi hayatını başlayan obla denir. Kendi karnından çıkmayan birisini kendinden sayıyor Bilgeminsun. Burada farklı bir şey var. Büklüm kelimesi de İngilizce'de ne demek? Bükülmek filan. Evet. Twisted demek. Yani twin ile bariz etimolojik bağ sahip bir kelime. Demek ikiz kelimesini takip ettiğimizde böyle bir piçlik var demek lazım. Şimdi argo konuşuyorum ama Freud cümlenin sonu öyle bitiyor. Bir tekinsizlik var diyor, değil mi? Böyle karışık bir şey var diyor. Dolayısıyla şakayla karışık bu konuşmayı şimdi durdurayım ama Gilgamesh destanında görüyoruz ki Enkidu Gilgamesh'i koruyor, besliyor. Kendi hikayesini ona endeksli, bağlı kırıyor. Ona tabi oluyor. Ne dersiniz? Onun için bükülüyor. Şimdi doğrudan biraz daha metne Gilgamesh'a geçeyim. Enkidu yeni Asur kayıtlarında Ara-imin olarak, nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum yeni Asurca. Ara-imin olarak anılıyor. Bugünkü kullanımı olan Enkidu ya da Engidu, Engidu olarak da yazılıyor. Ara-iminden geliyor. Babil uzmanları Ara kelimesini danışman ya da Maliku olarak kullanıyor ve kullanıldığı pek çok yerde de iyi güzel danışman imalarına sahip. Yani hani Freud yüzyıllarca birikim tek cümlede ifade ediyor dediğim şey bu aslında. Babil uzmanları zaten en başında Enkidu'yu köle ya da yardımcı, yoldaş olarak ya da Freud'un deyişi plasenta olarak tanımlıyor. Değil mi? Plasenta ne yapar? Korur, kollar, hormon sağlar, ısıyı düzenler ve hikayeyi okursanız görürsünüz. Gilgamesh bir şeyden korkuyor. Enkidu sırtını sıvazlıyor, yaparsın koçum vari bir şekilde, yani onun ısısını düzenliyor. Ve bu söylediklerin tamamı Andrew George'un metinlerini takip ediyor. Andrew George'un iki ciltlik bir, yani Gilgamesh çalışmak isteyenlerin selam vermeden geçemeyeceği çok büyük iki çalışması var. Dolayısıyla aslında onları takip ediyor, yani Andrew George'un çalışmalarını takip ediyor bir yandan söylediklerim. Yani Freud Enkidu'yu Gilgamesh'in plasentası olarak addederken Babil araştırmacıların Enkidu'yu Counselor par excellence
Bilmiyorum oraya yazmam. Counselor par excellence, yani danışmanların en iyisi. Mükemmel danışman, yarenlerin en iyisi olarak tanımlanıyor. Enkidu. Hatta daha ileride şöyle diyorlar. Enkidu, Gilgamesh'in hikayesine şekil vermek için yollanan biri yalnızca. Ama bu okuma bana çok aşırı geliyor çünkü hikayeyi okursunuz, Enkidu okursanız Enkidu'nun ne kadar yiğit, berk, hatta metin diliyle konuşursam Anu kayasından daha berk, Anu göktaşı, yani göktaşından daha berk bir yiğit olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bir kendisine bir figüran muamelesi yapmak hiç doğru değil. Yani Enkidu o kaba sığmaz demek geliyor içinden. Freud Enkidu'yu plasent olarak tanımıyor ama plasentadan ne anlıyor kendisi? Şimdi Freud plasenta dediği paragraftan öncesinde James Frazer'in altın dalına işaret ediyor. Ya da şunu söyleyeyim mesela pek çok, yani aslında pek çok kavimde plasentaya dair inanışların var olduğunu söylüyor. Kordon plasentanın devamı aslında. Mesela burada da sorabiliriz. Kordonun sağda solda olan mı doğduktan sonra? Üniversiteye gömülen mesela, değil mi? İnanış hala sürüyor. Yani plasenta dediğimiz şey, kordon dediğimiz şey kişinin yaşamına bağlı, onunla eş yaşama sahip. Gömmeniz yetmiyor üniversite bahçesini. Ne yapacaksınız? Bir de çalışacaksınız. Beslemeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında plasenta ve doğan bebek eş yaşama sahip. Her ikisi birbirinden etkileniyor. Freud alıntı yaptığı yeri vermiyor mektupta. Ama ben okuduğunu düşündüğüm Freud CTLF yapıp bakabiliyorsunuz. Önceden öyle bir şey yok tabii ki Freud zamanında. Alıntıladığı yeri tahmin ediyorum ve orayı okuduğumda şunu görüyorum. Frazer şöyle diyor. Doğumdaki plasenta sonrasında beslenir, korunur ve canlılığı sağlanır. O da bir candır yani aslında. Hani böyle atılan bir şey değildir. Ve öylesine içkin bir bağ sahiptir ki kişinin yaşamı bu parçaya bağlı oluyor ve ondan doğrudan etkileniyor. Ya da bu plasenta yaralanır ya da kaybolursa kişi buna göre acı çekiyor. Ve şimdi yavaş yavaş Gilgamesh'a yaklaşmış oluyoruz. Frazer bu anlatıyı, yani bu az önceki kordon ve plasenta anlatısını Avustralya'da çok deli bir adam, yani böyle dünyanın her yerinde anlattığı anlatıyı teyit ediyor. Diyor ki bu Carolina adalarında da var, Kayı adalarında da var, Avustralya'da da var, Sumatra'da da var, Hint takım adalarında da var. Yani böyle deli bir kitap aslında bu altında. Özetle plasenta doğum sonrasında varlığını sürdürüyor ve hikayesi bir eş şekilde ilerliyor. Bu kadar iç içe bir şeyden bahsediyoruz. Bunun altını çiziyor. Ve Frazer'in plasentaya dair anlattıklarını Freud'da Gilgamesh ve Enkidu'nun ilişkisini tanımlamak için kullanıyor. Zayıf olan ikizin plasenta olduğunu ve daha erken öldüğünü söyledi. Bunlar biraz karikatürize, en başta söylemiştim. Erken ölenin köle ikiz olduğunu söylemek, bunu doğrudan böyle okuyacağımız anlamına gelmiyor. Eğer hani karikatürize demekten başka bir yola geçersek, Freud'u Hegel ile okursak, şöyle özetle söyleyebilirim. Köle ikiz, daha erken ölebilir olan ama ölmek de istemeyen ikizdir. Yani neden Hegel'le okuduğum konuşma sona doğru açacağım ama bir çarpışmada ölebilir olan ama ölmek istemeyen. Bu diyalektik böyle kuruluyor. En azından Kojev'in anlattığı Hegel'den ben biliyorum. Şimdi anlatıya gelelim. Şimdi Gilgamesh Epik'in destanını okuyanlar Enkidu'nun berk, kuvvetli ve Gilgamesh'le boy ölçüşecek kıvamda yürekli biri olduğunu tanır. Yani böyle çok heyecanlı bir hikaye okuyorsunuz. Dolayısıyla aslında buradaki kölelik bildiğimiz hizmetçi anlamında değil, bir safları paylaşma anlamında okumak gerekiyor. Eğer güç dengesi üzerinden okursak, dediğim gibi Hegel üzerinden okumamız gerekiyor. Ve Gilgamesh, şimdi size ilk önce Gilgamesh ve Enkidu'nun nasıl karşılaştığını aktaracağım. Sonrasında filmi ileri sarıp Enkidu'yu öldüreceğiz.
ve köle ve efendinin hangi bağlamlarda kurulduğunu birazcık aktarmaya çalışacağım. Şimdi kitabımı unutmuşum. Savunma olduğunu düşünüyorum. Şöyle, hikaye şöyle başlıyor. Şimdi buradaki sayfayı bilmiyorum ama Gılgamış Enkidu'yu düşünde görüyor. Sonrasında düşünde görecek, sevişecek. Espri olarak. Düşünde görüyor. Ve Enkidu ona müjdeleniyor, muştulanıyor. Diyor ki, ana bir düş gördüm rüyam, bir düş gördüm bu gece. O kadar okuduğum için devamı akıyor. Diyor ki, işte bir taş, Anu kayası gibi bir taş gördüm, onu şey yapamadım, kımıldatamadım. İşte sonrasında annesini görüyor, çocuklar ayağını öpüyordu vesaire vesaire, bir hikaye anlatıyor. Sonrasında bilgenin sonu rüyasını yorumluyor. Diyor ki, o kımıldatamadığın taş ve bir kadını okşar gibi okşadığın şeye gelince o senin yoldaşındır diyor. Ve hikayen boyunca sürecek yolunun yoldaşıdır diyor. Bilge Nilsun rüyasını yorumluyor. Tabletin ilerleyen kısımlarında Gılgamış şöyle diyor. Bir yardımcı, bir dost kazanırım belki. Evet, bir dost, bir yardımcı kazanırım diyor. Yani Enkidu Gılgamış'ın dengi kuvvetli bir yardımcısı oluyor. Gılgamış'ın annesi Bilge'nin ise bu düşün anlamını bir arkadaş edineceksin, kurtarıcı bir yoldaş diye okuyor. Şimdi birbirini yani bir yoldaş hikayesi ama bir anlamda birbirini mayalayacak iki kahraman var burada. İki parça, iki pare, yekpare oluyorlar aslında. Böylelikle bir oluyorlar. Enkidu'nun hikayesi de, şimdi Gılgamış'ın hikayeye başlangıcı zaten bir şey anlatısı. Üçte ikisi tanrı, üçte biri insan etinden olan müthiş biri. Önüne geleni deviriyor, herkes ondan kaçıyor. Böyle bir kahraman. Enkidu'nun hikayesi de Uruk halkının görkemli, yakışıklı ve acımasız kralı olan Gılgamış'tan şikayet edişlerle başlıyor. Halk Gılgamış'tan şikayet ediyor. Diyor ki, işte bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor ve bir şikayet sesi artınca Enkidu'yu yoğuruyorlar onunla baş edebilmesi için. Şimdi tanrıça Aruru. Onunla başa çıkması için kilden yoğuruyor Enkidu'yu. Ve yoğurduğu bu kişi onunla karşılaşanları ürkütecek denli güçlü. Mesela Enkidu kitapta okuduğunuzda görürsünüz. Ormanda biriyle karşılaşıyor. Çok korkmuş böyle. Rengi değişmiş korkudan. Ne oldu diyor? Enkidu'yu gördüğünü anlatıyor ağacı mesela. Adamın biri var, yabandan gelmiş, en güçlü kişi oymuş diyor. Kolları bir Anu kayasına daha belki diye anlatıyor. Sonrasında Gılgamış baba baba diyor, babasının yanına gidiyor. Bir adam varmış, en güçlü oymuş diyor. Babası da ona birkaç taktik veriyor ve onu uyguluyor Gılgamış. Hikaye ilerliyor. Enkidu Gılgamış'ın haberini alıyor. Söylene göre Gılgamış kentlere özetle az önce anlattığım gibi kötü davranıyor. Enkidu Uruk'a geliyor. Uruk kentine geliyor. Uruklular yabandan gelen bu yaratık aslında. İkisi de çok böyle tuhaf varlıklar. Heyecanla izliyorlar. Ve bakıyorlar bu benziyor. Gılgamış'a benziyor. Enkidu'ya bakıyorlar ve Gılgamış'a benzetiyorlar. Ama bazı küçük farklılıkları olduğunu söylüyorlar. Bu küçük farklılıklar şöyle mesela, Enkidu'nun bedeni biraz daha ufak ya da daha sağlam ya da ilk yaz otlarıyla beslenmiş gibi küçük farklar. Yaban hayvanlarının sütleriyle beslenmiş Enkidu. Ve Uruk'un şikayetlerinden biri de Gılgamış'ın evlenecek kadınlarla birlikte olması. Tabiri caizse gerdek gecesi hiçbir kadını sevgine bırakmıyor Gılgamış. Gerdek gecesi olan çadırın önüne gidiyor Enkidu ve orada karşılaşıyorlar.
Enkidu Gılgamış'ı engelliyor, ayağını koyuyor böyle, resimler vardır. İçeri girmesine mani oluyor ve oracıkta kavgaya tutuşuyorlar, birbirlerini tartıyorlar, kapışıyorlar. Işıklar, pervazlar, yerler iniyor, sarsılıyor. Mübalağa cenk oluyor yani. Ama her ikisi de ne yeniliyor ne de yeniyor. Güreş devam ederken burada önemli versiyon farklılıkları var. Ben Muazzez İlmiyeç'in hikayeleştirdiği yerden anlatıyorum. Enkidu Gılgamış'ın tam sırtını yere çalacakken elinden tutuyor. Ve orada düşmekten kurtarıyor Gılgamış'ı ve orada birbirini tutunuyorlar ve birbirinden etkilenmişlerdir yazıyor Muazzez İlmiyeç'i. Ve söylediği doğru, birbirine etkilenmişler. Yani döşünde dediğim kısım aynı zamanda dünyanın ilk aşk hikayesi ve eşcinsel bir aşk hikayesi tırnak içerisinde olarak anlatılan bir hikaye olduğu için öyle bir şaka yaptım. Bu noktada birbirine kinetleniyorlar ve bir yekpare güç haline geliyorlar. Üçüncü tabletten okuruz ki, yanılmıyorsam 12 tabletten oluşuyor kitap. 11'i bir bütünlük halinde, 12'si atipik tablet ki bilmiyorum çok atipik değil aslında ama öyle kabul ediliyor. Gılgamış'ın annesi, sen benim karnımdan çıkmadın Yiğit Enkidu, yine de kendimden sayıyorum seni, Gılgamış'ın oğullarından sayıyorum diyor. Ve onu sözüyle kardeş kılıyor, öyle diyebiliriz. Ve Gılgamış'a müjdelenen şekilde bir çift oluyorlar. Andrew George çevresinde şöyle diyor, çift olurlar kısmından. Like a wife, you will love him. Yani bir karı koca gibi. Like a wife, you will love him diyor Andrew George çevirdi. Yani herhangi bir çift değil. Kanka arkadaş değiller. Bir sevgili arkadaşlar aslında. Annesi Enkidu'ya diyor ki, Enkidu yoldaşını korusun, göz kulak olsun sana, ona. Bütün tuzakları aşırsın. Sana ısmarlıyoruz kralımızı. Nasıl götürdüysen öyle getir. Ver bize diyor. Emanet ediyor. Bir diğer de işte birkaç adım geriye atarsak, Enkidu'nun plasenta olması için gerekli zemini hazırlıyor. Aslında bağışlıyor. Onu oblalarından sayıyor. Onu hayatını teslim edenlerden sayıyor. Psikanalize giriş derslerimizden onu ya da podcastleri dinleyenler varsa Enkidu Gılgamış'ın tümleyeni oluyor. Öyle diyebiliriz. Hikayede görüyoruz ki Enkidu Gılgamış'a güç veriyor, moral sağlıyor, korkusunu dindiriyor, yüreklendiriyor. Hatta okuyup üflüyor, yol gösteriyor. Mesela bir birlik derken 1,5 aylık yolu 3 günde alıyorlar. Bu birlik Enkidu'nun Gılgamış'a 4. tablette söylediği gibi ölümü hiçe sayıyor. Şimdi burası önemli, çok önemli kısım. Ölümü hiçe sayan bir birlikleri var. Şimdi filmi ileri sarıyorum dediğim gibi. Enkidu'nun ölümüne getiriyoruz. Şimdi hem birlikte oldukları anı hem de ayrıldıkları anı göstermek bu çalışma için yeterli olacak. Bu arada karşılaştıkları ve Enkidu'nun ölümü olan ikisinin arasında iki kahraman yeri göğü inletiyor. Bütün herkesi deviriyor. Karşılaştıkları herkesi deviriyor. 8. tablette Enkidu bir ceza sonucunda hastalanıyor, yataklara düşüyor. Günlerce iyileşmiyor ve gittikçe de hastalığı ağırlaşıyor ve öleceği çok kesinleşiyor. Savaş meydanında değil de hani yatakta ölüp bitap düşmenin bir şeyini de yaşıyor, zorlanmasını yaşıyor Enkidu. Gılgamış'a yakınıyor ama yakarmalarının hiçbir fayda etmediğini de söylüyor. Ve hani bu noktada her iki can yoldaş birbirinden ayrılacak kıvamına geliyoruz. 7. tabletin Noa versiyonunda şöyle diyor. Ve gene de sen ve ben Gılgamış diyor. Hiç ayrılmamalıydık birbirimizden. Enkidu ölüyor. Gılgamış gözyaşlarına boğuluyor. Ve büyük bir acıyla sevgili arkadaşının üstüne kapanıyor. 7 gün 7 gece onun üstünde kalıyor. Ve kimse onu kaldıramıyor. O başta dinlediğimiz müziğin deki o ses tonunu hatırlayın. Tam öyle. Yani okursanız ağlarsınız yani. Böyle harika bir işte saçları yağlanıyor. Böyle şey yani.
aynı zamanda güncel bir hikaye okursunuz ve aynı zamanda milattan önce 2500-2400'lere gidersiniz. Öyle bir hikaye. 9. tabletin başında Gagım şunları söylüyor. Ölecek miyim ben? Enkidu gibi mi olacağım? Yüreğime bun girdi diyor. Bun ne demek bilmiyorum. Ama gezip dolanırım yaban yazıda diyor. Tabletin bu kısımları çok dramatik. Ve söylediğim... Tamam, ben devam ediyorum. Google'a gider misin? Burada değil miydi? Şey, şurada. Savunma. Şimdi tabletin bu kısımları çok dramatik. Başta açtığım şarkının son parçasını, son kısmını duydunuz. Onun sesine çok benziyor. Burada Enkidu'nun ölümü bize onun plasenta rolünü hatırlatıyor. Şimdi doğumdan sonra plasentadan ayrıldığında bebek ne olur? Ne olur? Ölüm efendim? Ağlar. Ağlar. Yani bir yandan ölümlü olmak için en somut şeylerden birisi plasentadan ayrılmak değil mi? Ölümlü olduğunu fark eder. Yani plasentadan ayrıldığında. Yani Enkidu Gilgamesh'ten ayrıldığında, ikisi birbirinden ayrıldığında Gilgamesh aslında plasentasından ayrılıyor. Yani tek başına doğan bir hale geliyor. Çünkü plasenta korur, besler ama bir yandan da bir ekip, bir ünite, bir grup gibi olduğunu görürüz aslında o çiftin. Didier Anzio'nun Deriben kitabında böyle bir örnek var. Bebek ve annenin nasıl hareket ettiğini. Ama Freud'un kitle ve grup psikolojisi üzerine yazdığı kitapta çok heyecanlı bir şey var. Diyor ki, bir kitle, bir grup, Gilgamesh ve Enkidu bir grup olarak düşünerek konuşuyorum şu an, arzuları ile onun gerçekleşmesi arasındaki herhangi bir ertelemeye tahammül edilemez. Mutlak kudret hissine sahiptir. Kitle içerisindeki birey için imkansız kavramı ortadan kalkar. Tam olarak Gilgamesh ve Enkidu'yu tanımlayan bir ifade. Dolayısıyla Freud plasenta derken, yani Enkidu'nun plasenta rolü onun ölümünde daha da beliriyor. Çünkü ölümü hiçe sayan bir bilgi getirildiğinde Gilgamesh ölümlü olduğunu tecrübe ediyor. Ölümsüzlük sanrısı sona eriyor. Yani zail ve fani oluyor Gilgamesh. Ama buna karşı hareket ediyor. Sonsuz yaşamı aramaya koyuluyor. Bu nafile yolculuğu ikiz dağlardan yapıyor. İkiz doruklu bir dağdan başlayarak koyuluyor. Ve varlığında ölümsüzlüğü tecrübe ettiği Enkidu'nun yitirilişi onu yasa boğuyor. Az önce bahsettiğim gibi. Freud bu bağlamda destanlardaki çiftlerden bahsederken zaten Almanca par, nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Çift dediği şey Almanca par kelimesiyle karşılanıyor. Yani bir ayak, efendim? Peyir. Peyir. Yani İngilizce peyir, anladım. Ve bir çift ayakkabı ya bir çift ayakkabı demek için kullandığınız çifti kullanıyor. Yani biri olmadığında birinin hiçbir işe yaramadığı çiftten bahsediyoruz aslında Freud'un kullandığı kelime. Yani Gilgamesh ve Enkidu ikizler birbirinin içine geçmiş, işte görmek için eş zamanlı harekete ihtiyaç duyan ve o olmadığında hareket imkanı olmadığı bir ilişkiye sahip. Dolayısıyla bunu söylemek tabii ki nasıl olur bilmiyorum ama ilk destan, okuyabildiğimiz ilk destan bu bağlamda ikizlik ilişkisini anlatıyor. Bu asla ölümsüz yaşamı arayan birinin serencamı falan değil. Yani bunun gerçekten hani içinden konuşurken farklı konuşuyorum ama saçma olduğunu düşünüyorum. Mesela buraya ölmek istemeyen büyük insan yazılmış. Şimdi neden? Ve yüzyıllarca böyle okunmuş kitap. Şimdi neden böyle olmadığını anlatmaya çalışacağım şimdi. Gilgamesh ne zaman ölümsüzlüğe, ölümsüz olmaya çalışıyor? Neden ölümsüz, ne zaman ölümsüz olma gayretine girişiyor diye
soracağız. Çünkü ölümsüzlük diye bir gayreti olsaydı Enkidu ile birlikteyken neden aramıyor olurdu? Zaten önümüze gelene bir tekme der gibi bir ilişkileri şeyi var, güçleri var aslında. Yani bu Gılgamış'ı ölümsüzlüğü arayan insan olarak duymak, Umut'la konuşurken şunu konuşmuştuk. Gösteren ve gösterilen çifti var değil mi? Bunlar sanki bunları ikizlemişler gibi tarih boyunca. Yani ölümsüzlüğü arıyor, ha tamam o zaman ölümsüzlüğü arıyor. Ama ölümsüzlüğü ne zaman aradığını sorduğunuz anda başka bir kapı açılıyor. Yani ikiz değil bu gösterenle gösterilen. Ve Gılgamış ne zaman ölümsüzlüğü aramaya başlıyor dedik, Enkidu'nun ölümüyle aslında başlıyor. Nereden geçiyor? Bu dağı tanıyanlar var mı? Değil mi? Ben Arı Dağı'nı tek dağ olarak biliyordum ve bir sürü kişi de tek dağ olarak biliyor. Bu benim küçük Arı. Evet. Yani orada yaşayanlar küçük Arı, büyük Arı diyebilir ya da oraya yakın. Hani sadece benim cehaletim değil, herkes Arı Dağı'nı tek dağ olarak biliyor. Şimdi neden zırva Gılgamış'ın ölümsüz yaşamı arayan olarak resmedilmesini onu anlatmaya devam edeceğim. Gılgamış'ın sonsuz yaşama aramaya koyulduğu dağ Ağrı Dağı ve ikiz dağlar olarak geçiyor. Mount Twin olarak geçiyor. Yani ikiz dağlardan geçiyor. Yani bu kadar işareti varken birazcık bunları açmaya çalışıyorum. Akatça Mushu kelimesiyle karşılanıyor. Buraya hepsini yazdım. Sis ve Masis ya da Kuhinu Cebelül Haris ve Mas. Ermenicesi de çoğunlukla Ermenice olarak, Mas olarak da anılıyor. Mas anne demek ya da mas parça ya da anne. İkisi aslında. Ma bir anne seslenmenin en kısa hali Ermenice'de. Mas da tits demek. Meme demek. Besleyen annenin memesi demek. Yani işte Gılgamış ölümsüzlüğü bu dağlardan, yani şah yılanların ve şah meranların çarpıştığı, şah kuşlarla çarpıştığı tepesine, ucuna ulaşmak için büyük emekleri verildiği dağdan arayarak ulaşmaya çalışıyor. Gılgamış Ağrı Dağı'na çıkıyor, Akrep Adam'la konuşuyor. Utnapiştim'i bulmaya çalıştığını söylüyor. Utnapiştim ölümsüzlük bilgisine sahip kişi. Ölümsüzlüğü bilen ve aynı zamanda kendisi sahip olan kişi. Ona ölümsüz yaşamla alakalı soru soracağını söylüyor. Akrep Adam da diyor ki yani buradan daha önce kimse geçmedi. De gel kardeşim bulamazsın ve bulsan da bir işe yaramaz diyor. Ağrı Dağı'nın aslında Gılgamış'a bir rolü de ilginç. Değil mi? Aynı zamanda Nuh peygamberle anılıyor. Doğru ya da yanlış. Yani yaşamı yeniden kuran bir peygamberle anılıyor aslında Ağrı Dağı. Mesela Marco Polo'nun gezi notlarında yani hiç kimsenin tırmanamayacağı dağ olarak anılıyor. Ya da Ahmet Muyup Tıranas'ın bir ağrı şiiri var. Sonsuzluğa giden bir gemi Ağrı Dağı'ndan kalkıyor. Yani radikal olsa da şunu söyledi. Gılgamış ölümsüz yaşamı değil, ikizini arar. Enkidu ile kurduğu birlik onun ölümsüzlüğü mümkün olduğuna inandırır. Ve onun yokluğu her ne kadar tanrılardan pay almış olsa da, değil mi? Zaten üçte ikisi tanrı olan birinden bahsediyor. Niye bu? Niye kapaklara kadar Enkidu ölümünden sonra bilmiyorum, ben biraz geriliyorum bu sefer. Pay almış olsa da Gılgamış'ı fani kılıyor aslında. Ölümsüz yaşam Enkidu ile tecrübe ediliyor. Plasentadan ayrılınca ölümsüz yaşam başlıyor. İşte bu noktada Freud tekrardan o cümlelerin ne kadar fazla şeyi toparladığını görüyorsunuz. Plasentası olarak tanımlamak, hem yoldaşı olarak tanımlamak, hem de ondan ayrılınca ölümlü yaşama tırnak içerisinde geçtiğini söylemekle eşdeğer. Mesela bir örnek daha vereyim. 11. tablette Utnapiştim'le konuşuyor Gılgamış. Diyor ki, sen ölümsüzsün ama hiç halin yok, savaşacak gücün yok diyor. Ve hani şunu anlıyoruz, ben şunu duyuyorum.
ölümsüzlük dediğimiz şey savaşı var kazanılan şey Gılgamış için. Yan gelip yatmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Sen nasıl ölümsüzsün diyor. Yani ölümsüzlük bilgisi dediğimiz şey savaşılarak edinilen ve savaşmak da zaten enkidüyle yapılan bir şey. Gökboğaz'ını deviriyorlar, Humbaba'yı deviriyorlar, birlikte savaşıyorlar. Birlikte bir ordu oluyorlar. Şimdi sanma şeyden, askeri deyince aklıma geldi. Mesela Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Özdemir Asaf'ın ikizi var bu arada. Kırılmadık bir şey kalmadı kitabında kendi ikizinin nasıl doğduğunu anlatıyor. Özdemir Asaf diyor ki dünyanın en kalabalık ordusu iki kişidir diyor. Tam bir ikiz yani ha Özdemir Asaf okumuşsun ha Gılgamış okumuşsunuz bazı şiirlerde. O kadar eş. Şimdi esas meseleden uzaklaşmış gözükebilir ama şöyle bağlayacağım. Bana kalırsa Gılgamış'ın ölümsüz yaşamı aradığını söylemek, yani ölmek istemeyen insan olduğunu söylemek, tek başına doğanların bir geleneği aslında. Görüyoruz ki Gılgamış beni ilzam ediyor. Kendisini Enkidu ile ilişkisini yeniden tanımlıyor. Bu noktada Enkidu ve Gılgamış'ın ilişkisinin nasıl kurulduğunu düşünebiliriz, değil mi? Az önce tekrarladım. Gılgamış 3'te 2'si Tanrı etinden, 3'te 1'i de insan etinden olan ve göz kamaştıran bir yiğit. Kendisinden başkasını tanımıyor. Enkidu Uruk'un ortasında benim en güçlü diye bağırmak isteyen ve kitabın diliyle konuşursam yazgıları değiştirmek isteyen bir kahraman. Ve bu büyük tanımlar zaten onlar birbirleri karşılaşmadan önce veriliyor. Birbirleri karşılaşmadan da tüm güçler birlikte daha güçlüler. Dolayısıyla ikisi de beni tazyikle dayatan bir halleri var. Hükümranlığının sürmesini yüksek sesle dile getiriyor. Ve şuradan devam edelim. En güçlü benimle ilişki kurmanın bir başka dildeki anlatımı Hegel'in, ben şimdi Defter Dergisi'ndeki Kojève'den anlatacağım. Kojève şöyle diyor. Öz bilincin kökeninden bahsetmek, şimdi birden terimi değiştirdim ama öz bilinç kendi, şimdi benden daha fazla Hegel okuyan bildiğim arkadaşlar ve beni taşlarlar diye düşünüyorum. O yüzden tedirgin olayım. Şimdi kendini bir kendi üzerine bilme diyebiliriz şimdi çok kısa. Anlatarak. Öz bilincin kökeninden bahsetmek, zorunlu olarak kabul edilme amacıyla ölesiye bir savaştan söz etmek demektir. Şimdi alıntıyı okumaya devam ediyorum. Bu bağlamda insan icabında kendisini ölesiye bu savaşa girerek ben diyendir. İnsan ölesiye bir savaşa girerek ben diye kendisini dayatandır diyor. Öz bilinçten bahsetmenin bir başka eş anlamlısı budur der Kojève. Yani Gılgamış ve Enkidu'nun girdiği savaştan bahseder bir yandan. Yani öz bilinç dediğimiz ötekinin dolayımıyla kuruluyor. Ama bu savaşta birinin geri adım atması gerekiyor. Kojève diyor ki bu gerginlikte hasımların birbirini öldürmesi işe yaramaz. Onu diyalektik olarak yok etmesi gerekir. Bir başka de işte onu köleleştirmesi gerekir. Tıpkı Gılgamış ve Enkidu'nun karşılaşmasında Enkidu'nun geri adım atması gibi aslında. Dolayısıyla savaşılan şey onun karşıtlığı ve boy ölçüşen tarafı. Peki şimdi sahne şöyle. Efendi, kendisini efendi kabul eden bir köleye sahip olduğu için efendi. Sen benden büyüksün, senin arzun beni aşar diyen, bükülendir, eğilendir. Ama hikaye böyle tek taraflı değil. Görürüz ki efendi kölenin emeği yoluyla doğa karşısına doyumludur. Bu Hegel'in ifadesi. Fakat bugün anlattığım şeyleri Lacan'ın tersinir ifadesine ekleyeceğim. Çünkü eklemezsek çok şey kaybedeceğiz. Lacan ikinci seminerde şöyle diyor. Efendi ile köle arasındaki ilişki esasen tersinir ilişkilerdir. Diyor. Yani efendi kölesine bağımlı hale geldiğini çok geçmeden görüyor. Birisi bükülen, eğilen,
Hatta tekrar argoya geçeceğim, domalandır. Biri diğerine domalır ama bu yer değiştirir. Neden böyle dediğimi birazdan söyleyeceğim. Gılgamış'ı Enkidu'nun ilk aşk hikayesi olduğunu da görüyoruz. Bir eşcinsel aşk hikayesi. Bu bir parantez aslında. Lacan aynı metinde iyi hizmet eden bir kölenin efendiyi kendine bağımlı hale getirdiğini söyler. O yüzden domalan dedim. Yani aslında bir keyfi de tekrar talep eden ve karşılıklı pozisyon değiştirerek yapan bir halleri var. Kojeli buna bağımlı bilinç diyor. Bu yüzden tersinir demek sahnenin değişmesi ne anlamak için çok önemli. Çünkü Freud şunu diyordu. Erken ölen köle ikizdir. Aslında öyle değil. Tersinir bir ilişki var. Şunu görüyoruz. Lacan'ın köle efendi anlamındaki tersinir ifadesi ikiz hikayelerine yaklaştırıyor. Dorothy Burlingham'ın İkiz gözlemlerinde aktif ve pasif ikizde dair söylediği çok önemli bir şey var. Pasif ikiz her daim aktif olmayı kollar. Yani pozisyonlar değiştirir aslında. Şimdi burada söyleyeceğim son sözü aktarıyorum. Gılgamış ve Enkidu'nun karşılaşması Hegel ve Kojel'in anlatımını aşar bana kalırsa. Ve görürüz ki Enkidu'nun adı bile en başta counselor par excellence. Yani yoldaşların en iyisi. Köle olan zaten Enkidu'dur. Ama burada Enkidu'yu cılız, efendinin ağzına bakan bir tip olarak görmeniz. Hatta ondan daha cesaretli olduğu yerler var. Dolayısıyla hikaye Hegelce başlasa, burada biraz kolaycılık yapıyor olacağım ama Hegelce başlasa da Levinas'çı süren bir ilişki görürüz. Yani aslında Levinas'ta da varlık anlamını öteden bir yerden alıyor ama bu anlam ona sorumluluktan ileri geliyor. Ona boyun eğdiren şiddetten değil. Mıknatısın iki aynı kutbu gibi düşünmek gerekiyor Hegel ve Levinas. İkisi de eksi ise ikisi aynı yerden farklı yerlere gidiyor. Aslında ötekinden düşünüyor. Birini köle dediğine birine bir efendi diyor. Aslında çok ilginç bir şey var orada. Ama şimdi biraz daha bu bahsettiğim meseleyi açmak için, yani aynı cümleleri Freud'dan duymaya çalışırsak olgu hikayeleri ikiden bahsedebiliriz. Freud, başkası yararına çekilme diye bir terim kullanıyor. Bir dipnot aslında bu. Başkası yararına çekilmeyi ikiz kardeşler üzerinden okuyor. Freud. Şöyle diyor. Bir zamanlar her ikisi de güçlü libidinal itkilere sahip ikiz kardeş tanıdım. Bir kadınlarla ilişkide çok başarılıydı ve kadınlarla, kızlarla sayısız ilişkiler kurmuştu. Değil mi? Bir yandan eş zamanlı olarak Gılgamış'tan bahsediyorum. Diğeri başlangıçta aynı yolu izlemişti. Enkidu da hikayede tapınak fahişesini 7 gün 7 gece sevişiyor. Diğeri de başlangıçta aynı yolu izlemişti. Freud'dan devam ediyorum. Ancak kardeşinin kaynaklarını gasp ediyor olmak ve aralarındaki benzerliğe bağlı olarak çok özel durumlarda onunla karşılaştırma konusu tasar gelmişti. Bu nedenle bu güçlükten eşcinsel olarak kurtulmuştu. Freud. Kadınları kardeşine bırakmış, böylece onun yararına çekilmiştir. Bu bağlamda harika bir noktaya geldik. Şimdi köle dedik, eğilmek dedik, domalmak dedik. Freud eşcinsellikten bahsetti ama bu eşcinselliğin öncelikle bir pozisyon alma olduğunu söylemek gerekiyor. Kadın cinselliğinde öyle okuyor. Hatta bu pozisyonu aktif ve pasif bağlamında makara neydi çocuğun adı? Makara Elfort'ta çocuğun adı neydi küçük? Ford'da adını veriyor mu çocuk torunu? Adını ben bilmiyor muyuz? Tamam da Freud adını ver. Tamam gizliymiş. Ford'da oyunundaki aktif ve pasif ilişkiye benzetiyor. Öyle okumak da gerekiyor. Şimdi cinsellik üzerine 3 denemeden okuduğumuz kadarıyla bu şey bir doyum tarzı ve Placenta'nın işlevi. Şimdi toparlıyorum. Son olarak diyebiliriz ki Placenta başkası yararına çekilir. Yani Freud Enkidu Gılgamış'ın Placentası diyor ama bir yandan da başkası yararına çekildiğini söylüyor ve
çekilmediği, yani somut anlamda plasentanın çekilmediği durumlarda doğum olmuyor zaten. Plasenta aynı zaman anneden geleni bebek için nasıl denir? Ona uygun şekilde iletiyor ama zamanı gelince de ayrılıyor. Aynı zamanda iki dudağın bahsediyoruz. Bu bağlamda aslında naif bir soruyla sonlandırmak isterim. Şimdi şöyle dedik değil mi? Plasenta besliyor ama aynı zamanda anneden geleni şeye iletiyor, çocuğa iletiyor. Enki durumda plasenta olduğunu söyledik. Bu bağlamda şunu sorabilir miyiz? Freud'un köle ikizi plasenta olarak tanımlamasından hareketle köle ikizin anne ile efendi ikiz arasındaki iletişimin rolünü de tayin etmiş oluyor muyuz? Yani aslında köle ikiz anne ile efendi ikiz arasında bir iletişim mi kuruyor? Dolayısıyla aslında bu ilk nesne üzerine soru işareti eklemenin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani köle ikiz kardeş için annesinden gelenleri onun hassasiyetine uygun şekilde aktarmakla mı görevli? Diyerek sonlandırıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.